Burada iki tane beyin görselimiz var. Bu beynin tamamını gösteriyor. Yani kafatasından çıkardığınızda beyni aynen bu şekilde görürsünüz. Bu taraf beynin ön tarafı, burası arkası, üstü ve altı. Gözlerinin ve burnunun da şurada olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani bir kişi yan dönük durduğunda beynini bu açıdan görmüş olursunuz. Bu tarafta ise beyni alıp ortaya iki e, ortadan yani ortadan böyle ikiye bölerseniz görebileceklerinizden e, bahsedebiliriz. Bakın şu tarafta burada işte diyelim ki e, burada bir yüz var. Gözleri ve ağzı şöyle olsun. Bu insanın kafasının ortasından aşağı kadar keserseniz beyninin alacağı görüntüdür işte arkadaşlar. beyni işte böyle gözükür. Beynin bu şekilde kesilmesine eee sagittal kesit diyoruz. Sagittal kesit Özellikle şu an gördüğünüze ise orta sagittal kesit deniyor. Çünkü direkt olarak beynin ortasından geçiyor. Bu iki resim de insan beynini gösteriyor. Diğer bazı hayvanların beyinleri de aslında bizimkine bir şekilde benzeyebiliyor ama onlar bizim beynimiz kadar karmaşık değil. Bazı basit hayvanların beyinleri nefes alma, dinlenme ve yeme gibi basit yaşam fonksiyonlarını gerçekleştirir evrim ağacının farklı kısımlarına doğru ilerledikçe bu durum değişir. Evrimin yönlü olmasını düşünmeyi sevmesem de hayvanlar evrim geçirdikçe beyinlerinin de daha karmaşıklaştığını söylemek mümkün. Bu durumda fare beyni balık beyninden, koyun beyni fareninkinden ve insan beyni de koyun beyninden daha gelişmiştir. Fakat bir beynin daha gelişmiş olduğunu söylememiz, onu da daha eski yapılara sahip, yani onun da o beynin de pardon daha eski yapılara sahip olmadığı anlamına gelmez arkadaşlar. Aslında beynin karmaşıklığı arttıkça kendine bir şeyler ekleyerek kendini geliştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla beyin sistemleri devamlı olarak eski yapıların üzerine ekleme yapar. Yani beynin derinliklerine doğru gittikçe daha eski yapılara rastlarız. Tabii bu durumun ortaya çıkardığı birkaç sonuç bulunuyor. Beynimizin ortasındaki şeyler en eski yapılardır. Yani aynı zamanda beyindeki en basit yapılardır. Diğer gelişmemiş hayvanlarla paylaştığımız yapılar da işte bunlardır. Nefes alma, uyuma gibi işlevlerin kontrol edildiği bölüm beynin derinliklerinde yer almaktadır. Öte yandan beynin dışına doğru, daha yeni yapılara doğru ilerledikçe daha gelişmiş yapılarla karşılaşırız ve beynin bu bölgelerinin yaptığı görevler gittikçe daha karmaşık hale gelir. Ki bu durum hemen burada görebileceğiniz beynin dış yüzeyini oluşturan serebral kortekste son bulur. Beynin bütün bu farklı katmanlarından bahsedeceğiz sizlere. Ama ilk olarak eski beyinden bahsetmek istiyorum. Eski beyin deyince böyle eski kafalı insanları gibi düşünmeyin. Ya ne kadar eski beyinlisin. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Eski beyin tam ortada bulunan ve daha basit hayvanlarla paylaştığımız kısım. Beynin bu bölgesi birkaç farklı bölümden oluşur. Bunlardan biri beyin sapı. Beyne yan taraftan bakarsak beyin sapını şurada görebiliriz. Beynin ikiye bölündüğü bu görselde ise beyin sapının yeri şuradadır. Beyne bütün olarak baktığınızda beyin sapının neredeyse tamamının beyin tarafından kaplandığını fark etmişsinizdir. Beyin sapı da medulla ve pons adı verilen İki ayrı bölüme ayrılır. Medulla işte buradaki bölgedir. Buraya da Pons deniyor. Beyin sapı nabız, solunum gibi bazı temel işlevleri kontrol eder. Aynı zamanda vücudumuzdaki sinirler içinde bir kesişim noktasıdır. Bunlardan bahsederken sağ beynin vücudun sol tarafını ve sol beynin vücudun sağ tarafını kontrol ettiğini belirtmem gerekiyor. Vücudun sol tarafından gelen sinirler beynin sapından karşıya geçer ve beynin sağ tarafına gider. Benzer şekilde bilgi, sinirlerimiz aracılığıyla vücudun solundan gelir ve buradan beynin buradan yani bu bölgeden beynin sağ tarafına devam eder. İşte bu işlem beyin sapında gerçekleşir. Beyin sapının içinde retiküler oluşum denilen bir yapı bulunuyor. arkadaşlar, retiküler oluşum dışı kaplı olduğu için biz bunu göremiyoruz ama buraya nerede bulunduğunu sizin için işaretleyeceğim. Retiküler oluşum aslında beyin sapından beynin diğer bölgelerine kadar uzanır ve birkaç önem önemli görevi, pardon, yerine getirir. Her şeyden önemlisi filtre görevi görür. Omurilik aracılığıyla gelen bilginin bir kısmı retiküler oluşumda filtrelenir. Sonra da önemli olan bilgiler beynin diğer bölgelerine yollanır. Retiküler oluşum özellikle belirtmek gerekirse beynin talamus olarak bilinen bir bölgesine kadar uzanır. Talamus. Az sonra bundan bahsedeceğiz. Talamus beynin farklı bölgelerine bilgi gönderen aktarma istasyonu olarak görev yapar. Retiküler oluşumun uyuma uyanma döngümüz ya da daha genel olarak uyandırılma durumumuz konusunda da gerçekten önemli bir rolü vardır. Bir hayvan uyanırken, beynin bu bölgesinin uyarılması onun hemen uyanmasına sebep olacaktır. Hatta sadece uyanmakla kalmayıp direkt olarak ayılacaktır. Buna bağlı olarak bu bölgenin hasar gördüğü durumlarda ise kişinin komaya girdiğini görürüz. Böyle durumlar genelde, kişinin komaya girmesiyle sonuçlanır. Yani filtre görevinin yanı sıra çevremize karşı alarmda kalabilmemizi ve uyanık olabilmemizi de sağlar. Az önce talamustan bahsettim. Belki bunun hakkında konuşmaya biraz daha devam edebiliriz. Talamus burada. Beyin sapının üzerinde yer alır. Beynin diğer yapılarında olduğu gibi talamustan da e, tek bir yapıymış gibi söz edebiliriz. Fakat aslında bundan iki adet bulunur. Bunlar beyninizde yan yana duran yumurta şeklindeki iki tane yapıdır. Retiküler oluşum hakkında konuşurken de bahsettiğim gibi talamus aktarma istasyonu olarak görev yapar. Bilgi duyularımızdan yani gözlerimiz veya kulaklarımızdan geldiğinde talamus aracılığıyla işlenmek üzere beynin diğer bölgelerine aktarılır. Yani bütün duyusal bilgi beynin diğer bölgelerine yönlendirilmeden önce talamustan geçer. Tek istisna koku duyusudur. Ama bunun dışındaki her şey görme, işitme, tatma, dokunma yani bütün duyular talamustan geçerek aktarılır. Talamus aynı zamanda e, daha üst beyin bölgelerinden bilgi aktarmada da e, görev e, yapar. Bilgi talamustan aşağı beyin sapına ve omuriliğe yönlendirilir. Bahsetmek istediğim son eski beyin yapısı ise beyincik. Her iki resimde de altta görülen süngerimsi yer beyinciktir. Beyincik hemen hemen bir beyzbol topu büyüklüğündedir ve beyin sapına kadar uzanır. Birçok önemli görevi var. Öncelikle hareketlerimizi düzenlememize yardımcı olur. Yani örneğin koşarken aynı anda topa vurabilmemizi sağlayan şey yani beyinciktir. Beynin bu bölgesi hasar gördüğünde insanların hareketleri oldukça bozuk ve garip olabilir. Devam etmeden şunu söyleyeyim. Çevrenizde de hayatının bir noktasında beyincik koordinasyonu ile ilgili sorunlar yaşamış insanlar olabilir. Çünkü beynin alkol alınca etkilenen bölgelerinden bir tanesi de beyinciktir. Ve bildiğiniz gibi alkol alan insanlar hareketlerini düzenlemekte sıkıntı yaşayabilirler. Mesela etrafta tökezleyerek dolaşırlar ya da anahtarı kapıya takmakta zorlanırlar. Bunların hepsi beyincikle alakalıdır. Ee, yani beyinciğin alakalı olduğu düzenli hareketlerdir. Bunu da e, bu şekilde belirteyim. Şimdi sizden istediğim, eski beyin yapılarının gerçekleştirdiği görevleri bir düşünmeniz. Bunların tamamının aslında bilinçli olarak yapılmadığını fark edeceksiniz. Yani bunların hepsi kalp atışımız, uyarılma halimiz ya da bütün hareketlerimizi düzenleyip bir araya getirmemiz ve burada bahsettiğimiz diğer şeyler aslında biz farkında olmadan gerçekleşir.